Burç Akademi'den herkese merhabalar. Son günlerde çok sık duyduğum cümleler var arkadaşlar. Kimyasal hesaplamalar, bu konuya nasıl çalışacağız? Hocam çok zormuş, yapamıyorum hocam. Bunları duyup duruyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü henüz nasıl çalıştığımızı tam anlamıyla bilmiyoruz, nasıl çalışmamız gerektiğini. Arkadaşlar her konunun kendine özel durumları vardır. Her konuyu kendine özel değerlendirip ona göre çalışmamız gerekiyor. Şimdi geldi, onun sırrını burada sizinle paylaşıyor olacağım. Bu kıyada herkes yapmaz, haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi kimyasal tepkimeler ve tepkimelerde hesaplamalardan bahsediyorsak. Bak, bu konuyu özel yapan şey envai çeşit soru tipi olması. Çok fazla soru tipi var. Dolayısıyla çok fazla farklı soru tipiyle karşılaştığımız için de birini çözüyoruz, birini çözemiyoruz. Bazen hiçbirini çözemiyoruz, zorlanıyoruz ve hemen bıkıp bir kenara atmak istiyoruz. Arkadaşlar buna bir çözüm bulmamız lazım. Demek ki sistematik çalışmamız gerekiyor. Şimdi o duyduğumuz ve sizden gelen bazı yorumları da sizle paylaşacağım. Çünkü bunlar artık bu soruya bir cevap verin demek oluyor. Ne demiş bana? Ben seni yoruyor muyum? Demiş ki gerçekten bir şey anlamadım şu kimyasal tepkimelerden. Bir diğeri demiş ki yine sınavdan önce son günler çalışan ve yine tepkimelerden hiçbir şey anlamayan ben. Papatya günlükleri demiş ki ben kimyada çok zorlanıyorum, tepkime denklemlerini yapamıyorum, bu konuyla ilgili yardım lütfen, işte burada yardım. Rümeysa da demiş ki kimyadan bir şey anlamıyorum, özellikle kimyasal tepkimeler, konular arttıkça hepsi birbirine girdi. İşte o konuların artmasına izin verirsen tabii ki hepsi birbirine girer. Yapman gereken nedir? Sistemli çalışmak, adım adım gitmek arkadaşlar. Öncelikle bak, al kaynağını önüne. Tabii ki temel kaynağımız ve vazgeçilmezimiz nedir? Dinamo kimya kitabı. Al kaynağını eline. Bak, sadece içindekiler kısmı bile aslında sana adım adım yapman gerekenleri söylüyor. Neden? Diyor ki kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunu öğrenmek istiyorsan öncelikle bir tepkimeli miktar geçiş problemlerini bir hallet bakalım. Bak, her adım seni bir sonraki adıma hazırlıyor aslında. Ki aslında buraya da geçmeden önce mol kavramını tam anlamıyla öğrendiğinden emin ol. Çünkü bak, burada videoyu da izledin zaten ve dersimizde ne yaptık dedik ki bak, her şeyimiz mol kavramı. Mol kavramını biliyorsan gerisi sadece burada orantılamalar yapmak. Eğer burada eksik varsa öncelikle git mol kavramını tam anlamıyla öğrendiğinden emin ol. Burayı bitirdikten sonra gel, aç kitabını. Tepkimeli miktar geçiş problemleri nasıl çözüyormuşuz? Öncelikle bak, sadece bu konuyu nasıl çözdüğümüzü, bu soru tiplerini nasıl çözdüğümüzü öğren. Gel, bununla ilgili bütün soruları çöz. Ardından git artan madde problemleri. Bak, burayı hallettiysen artık artan madde problemleri için bir adım daha yolun var, ilerleyebilirsin demek. Gel bunu çöz. Ardından git yüzde verim problemlerini nasıl çözüyormuşuz onu öğren. Gel sorularını çöz. Atom kütlesi bulma sorularını nasıl çözüyormuşuz onu öğren. Gel bu soruları çöz. Formül bulma sonrasında karışım. Bak, hepsi adım adım gidiyor. Her birini öğrendikten sonra o soru tiplerini çözeceksin. İyice kendini de oturttuktan sonra öbür soru tipine geçeceksin. Bak, adımlar burada çok önemli olacak arkadaşlar. Her şey öncelikli olarak tabii ki ne dedik? Miktar geçişle başlıyor. Miktar geçiş problemlerini çözeceksin. Burada diyeceksin ki miktar geçiş kastımız ne burada? Miktardan geçiş kastımız kütle olabilir, hacim olabilir, tabii ki mol olabilir ve tanecik sayısı olabilir. Bunlardan hangisini verirse versin senin mole gitmen gerektiğini, ardından tekrar bu miktar birimlerine gitmen gerektiğini bize söylüyor. Bak, bu bütün soru tiplerinde karşımıza gelecek ve kullanacağımız yöntem olacak. Ardından miktar geçişi halledip cebimize koyduktan sonra yapacağımız nedir? Artan madde soru tipi. Bunları nasıl çözerim? Bununla ilgili yeterince soru çözdüğün zaman artık karşına hangi soru tipi gelirse gelsin. Yani bundan sonrakileri de tabii ki yüzde verim hesabı gelecek. Bunu da çözdün. Buradaki bütün sorular da bitti. Ardından gittin ta karışımlara kadar bütün soru tiplerini ayrı ayrı çözdün. Artık senin karşına gelen soru tipinde sen hangi yöntemi uygulaman gerektiğini biliyor olacaksın. Bu yüzden adım adım ilerlemek çok önemli olacak diyoruz. Tabii ki burada arkadaşlar kaynak çok önemli. Soru tipi görmen çok önemli. Öyle birkaç tane soru tipini gördüm, birkaç tane soruyu çözebildim, artık demek ki ben konuyu biliyorum diyemeyiz. Özellikle bu konudan bahsediyorsak. Ne yapacaksın? Gideceksin, kaynağını alacaksın. Kaynağının içerisinde zaten envai çeşit soru var ve senin ihtiyacın olan her soru tipi karşına çıkarmış olacaklar. Bak mesela 48. sayfayı açıyoruz. Buradan birlikte bakıyoruz. Kaynağımız bize neleri söylüyor? Diyor ki gel aç bu sayfayı. Hemen en başta bir tane çözümlü örnek var. Bak, konuyu, soruları nasıl çözeceğini bilmiyorsan bile çözümlü örnek sana aslında uygulaman gereken adımları anlatıyor.
Ardından da kendini geliştirmen için, bu konuda ilerleyebilmen için hemen altında 4 tane yeni soru veriyor. Burada yine anlatıyor. Burada yine 4 tane soruyla kendini bu soru tiplerinde geliştirmeni sağlıyor. Her sayfada bu şekilde kendini geliştirdikten ve soru tiplerini gördükten sonra, bak, mükemmel kurgulanmış bir kaynak var karşımızda. Sonrasında bütün soru tiplerini gördüm, artık buraya genel bir bakış atabilirim diyorsun ve tarama testleriyle ve ünite testleriyle mükemmel bir şekilde sorularını çözüyorsun. Diyelim ki çözemediğin soru var. İmdadına kare kod yetişiyor. Hemen gidip video çözümünü dinleyip bütün eksiklerini tamamlayabiliyorsun ve bu konudan da yine mükemmel bir şekilde güzel notlarını alarak yazılı dönemini de atlatıyorsun. O zaman ödüllü sorumuzu cevapla ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etme ki yine hep birlikte güzel sonuçlara ulaşabilelim.